Değerli dostlar, Söz Milletindir programımızın birinci bölümünü bitirdik. Birinci bölümde Beyazıt, Kapalı Çarşı, o bölgeleri gezdik. İkinci bölümde Tahtakale'deyiz. Burada Tahtakale esnafı, Tahtakale'deki alışveriş yapan değerli dostlarımızdan Türkiye'nin, özellikle Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerinin Türkiye'deki turiste veya ekonomiye olumlu veya olumsuz yanlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Emin olun, gerçekten güzel insanlarla sohbet edeceğiz. Sizin insanınız, sizin içinizden çıkan değerlerle. Sizler de eğer programımıza katılmak istiyorsanız bizi sadece arayın yeter. Değerli dostlar, Mahmutpaşa'da gezimiz devam ediyor. Yine değerli bir dostumuzun yanındayız. Bir esnafımızın yanındayız. Biz kendisini bir tanıyalım önce. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Ümit Turcan, Diyarbakırlıyım. 40 senedir Mahmutpaşa esnafım. Peki Ümit Bey, eski Mahmutpaşa ile yeni Mahmutpaşa'nın kısa bir kıyaslamasını yaparsanız. Vallahi şimdi eski derseniz, eskiden şimdi şöyle, başka çarşı olmadığı için tek çarşı Mahmutpaşa'ydı. Yani herkes İstanbul'a gelip Mahmutpaşa'ya geliyordu. Tabii daha bir canlı, daha bir tatlıydı. Fakat şimdi her semte çarşı açıldı. Her semte ABM var. Ya onlar da isterseniz bizi etkiliyor. Ama yine de tabii bizim çarşımız, yani hem tarihi bakımdan hem İstanbul'a gelenler bakımdan muhakkak herkesin görmek istediği bir yer. Yani her yabancı hemen geçiyor. Bir kapalı çarşı veya mısır çarşının olması ve buranın geçiş olması, yani normalde her turistin geliyor. Yani şu anda mesela Araplarımız var, şeyimiz var, daha önce yabancılar yine var. Yani onlar yine çarşıyı yine bir canlı ayakta tutuyorlar. Bunlar çok farklı. Peki şimdi özellikle Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın, Almanya'nın Türkiye aleyhinde olumsuz beyanatları, doğru, olumsuz tavırları, bunlar Avrupalı turistin buraya gelişini etkiledi mi? Vallahi bizim şuradayım ben, Mahmutpaşa fazla Avrupa'yla bizim işimiz yok. Ama kapalı çarşı şu anda biraz etkilemiş durumda. Çünkü arkadaşlarla konuşuyoruz, onlar bize etkiledi. Fakat bizim şu anda yine Almanya'daki Türkler çoğu geliyor. Yani şu anda onlar gelip diyorlar. Peki, farkı var yani. Almanya'daki Türkler dediniz. Evet. Oradaki gurbetçi kardeşlerimiz geldiklerinde hiç aranızda şu diyalog geçti mi? Ya bu Almanların özellikle sadece Türkiye'ye karşı değil, oradaki Türklerin yaşamsal standartlarına, yaşamlarına da bir darbe vuracak veya olumsuz etkiliyor mu? Vallahi şu anda biraz çekiniyorlar gibi. Yani birkaç şey konuştuk. Normalde şimdi bu çifte vatandaş olayından dolayı biraz çekiniyorlar. Çünkü bazıları geçen birle ne konuda dedim, tam üzerine bassın. Ne olacaktı? Biz dedi, çünkü normalde 3 senede 5 senede bir vize alıyorduk, yani oturum vizesi. Şu anda da onları 1 seneye falan düşürmüş bazılarına. Ondan korkuyoruz, vizeleri uzatma yani. O da onlara bayağı bir etki yapmış yani. Onlar da öyle gözüküyor. Peki Arap turistler dediniz, Arap turistler. Arap turistler şu anda iyi. Türkiye bayağı hepsi memnunlar ve buraya rahat uyum sağlıyorlar. Bizde de şimdi rahat rahat konuşabiliyor, daha rahat alışveriş yapıyorlar. Yani onlar bayağı, İranlı var, Iraklı var, Cezayir, Tunus, Filistin. Hepsi çok rahat yani. Bana bayağı bir çarşıda onların bir hareketini görüyoruz. Bu da güzel bir şey yani. Çarşıya bir canlılık getirmişler yani. Peki ileriki için şimdi önümüzde bayram, bayram sonrası. Ha bir de şu var, evlilik sezonu. Evlilik sezonu. Sezonu. Evet. Bunlar okul sezonu açılacak. Size ve ekonomiye olumlu bir katkılar tabii olacak. Tabii oluyor, muhakkak oluyor. Bizim şimdi bayram sezonu, bir düğün sezonu muhakkak. Şimdi bizim çarşı, şimdi şöyle bir bize gelinlik, bir Anadolu adetleri var. Bir kapalı çarşı gelecek, altını alacak, aşağı doğru iniyor. Ceyizini, kınasını, ayakkabısını, çantasını, yani alarak aşağı iniyor. Anlatabildim mi? Oradan da vapur alıyor. En son mısır çarşısına gidiyor, alıyor, kuru yemişini alıyor, evine gidiyor. Vapura biniyor veya şeye biniyor, ulaşım daha rahat. Tabii. Bir Anadolu şey artık. Öyle zaten. Geleneksel yani, süren bizim bir şey. Çarşımız halen o geleneği sürdürüyor. Yani şimdi AVM'de o geleneği yapamazsınız. Fakat burada halen gelenek var. Mesela 10 kişi, 5 kişi, 15 kişi geliyorlar. O şekilde yani gelenek halen devam ediyor. O da güzel bir şey yani. Halen geleneği kaybetmemiş kişiler var. Yani bu da güzel bir olay. Sizin de bunu yaşatmanız tabii, çok güzel. Tabii. Peki sizden sonraki nesil nasıl bakıyor? Vallahi onlar biraz daha soğuk bakıyorlar. Onlar daha bir alışamadılar ama inşallah alışacak. Biz alıştırmaya çalışıyoruz yani. Ya onlar peki AVM tarzına mı daha çok yatkınlar, yoksa ya biz bu işi değil de başka kendi vallahi mesleğimizi biraz, mi yapalım? Onlar biraz, gençler biraz da AVM tarzına bakıyorlar. Burada ufak dükkanlığı bu diyorlar, küçük dükkan şey diyorlar ama biz de bunu seviyoruz ama. Daha samimi oluyorsun, daha bir iş dışı oluyorsun, daha bir ama hoş oluyor. Ama şunu göz ardı etmiyorlar mı?
Ufak dediğiniz dükkanlar senelerdir. Tabii canım. Onların rızkı, bereketi tabii çıktığını göz ardı etmiyorlar. Vallahi söylüyoruz ama işte bilmiyorum artık. Gençler biraz daha soğuk bakıyor. Kendi oğlum mesela üniversiteyi bitirdi şu anda. Gel diyorum, yok diyor. Ben de başka iş yapacağım. Buraya gelmem diyor. Çünkü diyor artık diyor uğraşamıyorum. Çok zor geliyordu yani. Biz daha genişiz, daha rahatız. Her gelene diyalog var. Müşterilerle oturup diyoruz. Çay, konuşma, muhabbet, hem alışveriş. Ama AVM'lerde bunlar yok. Yok, yok, yok. Bizde bir de pazarlık payı var, konuşma var, oturması var, giyinmesi var. Yani bir misafir gibi. Bizde farklı bir olay yani. AVM'de giriyorsun, eline alıyorsun. Tamam, oldu mu oldu. Git kasaya, para öde, çık. Bizde öyle değil. Tanışıyorsun, nerelisin, ne yapıyorsun, affedersin, çok çok soruyoruz. Yani biz artık o duruma gelmişiz yani. O da güzel bir olay. Onu doğru, yaşatmaya çalışıyoruz. Yani o sıcaklığın kaybolmaması tabii, çok tabii, güzel. Tabii tabii, yani onun için burada yaşatılması lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok mersi. İşlerinizde bol kazançlar, teşekkür saygılar. Sağ olun. Değerli dostlar, Mahmut Paşa'da bir dostumuzun mağazasındayız. Burada bir hanımefendiyle karşılaştık, müşteri. Hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım hanımefendi. Ben Sibel Yazıcı, Ankara'dan geldim. Buraları gezmek için çok güzel yerler gerçekten. Özellikle Mahmut Paşa diye mi geldiniz? Aslında normalde özellikle Beyazıt diye gelmişim ama Mahmut Paşa'ya da gezmiş olduk. Nasıl, beklediğiniz kadar güzel mi? Beklediğimden çok çok daha güzel. Peki alışveriş yaptınız. Evet. Fiyat noktasında veya kalite noktasında beklediğinizi alabildiniz mi? Tabii ki. Tabii ki alabildik. Yani fiyatlar gayet normal yani bence. Kalite? Kalite de çok süper. Peki şöyle bir şey soracağım. Tabii. AVM mi, alışveriş mağazaları veya dışarıdaki çarşılar mı? Bence burası. Neden? Tabii daha özelliği daha güzel. Orijinalliği daha güzel. Daha her hoş, şey sıcak. Daha güzel. İnsanlar pazarlık güzel edebiliyorsunuz. Tabii ki pazarlık yönünden daha açık ve net yani. Ettiniz mi Orhan? Şu anda etmedim ama. Çünkü normal fiyatları bildiğim için gerek duymadım. Uygun fiyat, uygun olduğu için gerek duymadım. Evet. Peki Ankara'da böyle tarihi mekanlar var. Tarihi tabii ki var, orada da var. Gidiyor musunuz? Orada çok fazla gitmiyorum ama buraya özellikle geldim. Hiç olmasa buranın bir havasını da koklayayım. Tabii ki havası dediniz. Çok farklı. Peki hanımefendi, özellikle Avrupa Birliği veya Almanya bizim ülkemiz aleyhinde bir sürü yayınlarda bulundular. Evet. Turist sayısının düşmesine neden oldular. Veya bizi yanlış tanıttılar. Bu konuda bir fikriniz, bir düşünceniz var mı? Ya bu konuda tabii ki çok üzücü bir durum. Aslında olmaması gereken bu durum yani. İnşallah ileriki zamanlarda düzelir diye düşünüyorum. Çünkü yapılmaması gereken bir haksızlık. Ya memleketimiz, Türkiye'miz, İstanbul'umuz çok güzel bir yer. Haksızlık yani. Aslen nereliyiz? Ben aslen Ankaralıyım. Ankara. Ya Ankaralıyım yani, normalde öyle deriz de evet. Neresinde? Nallıhan ilçesi. Nallıhan. Orada mı yaşıyorsunuz gene? Evet, orada yaşıyorum. Meslek? Mesleğim şu an çalışmıyorum. Büyük oğlum da İstanbul Üniversitesi'ni tuttu, hukuk fakültesi bölümünü. Biraz da onun için buralara gezmemiz sebep oldu. Büyük oğlunuz. 20 yaşında evet. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ben ederim. Ben oğlunuz değil, sizi diyorum. Teşekkür ederim. Peki, oğlunuz burada kalacak. Evet, aynen. Burada okuyacak. Evet, İstanbul inşallah. Üniversitesi de çok iyi bir üniversite. Aynen öyle. Allah inşallah başarılarını daim etsin. Amin, cümlemize, herkesi, hepimizin evlatlarına daim etsin. Meslek de çok güzel. İnşallah başarılı olur. İnşallah efendim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve az evvel sohbetini ettiğimiz hanımefendinin alışveriş yaptığı dükkandayız. Dükkan sahibi Orhan Bey. Doğru mu? Doğrudur. Sizi tamamen bir tanıyalım. Adınız, soyadınız, nerelisiniz Orhan Bey? Tabii. İsmim Orhan Doğan. Ben aslen Kosovalıyım. Doğma büyüme Türkiye'liyiz. Yani esnaflık yapıyoruz. Mahmutpaşa'da. Kaç senedir? 35 senelik esnafız burada. Yani bir bayağı bir temelimiz var. Peki Kosova'ya gidiyor musunuz? Kosova'ya gidiyoruz. Orada akrabalarımız var. Dayılarımızın çocukları, teyzelerimizin çocukları. Yani bayağı bir akrabamız var. Tabii bağımızı koparmıyoruz. Onlar da buraya geliyorlar. Zaten evladı Fatihan. Evelallah, evelallah. Zaten biz bir fark görmüyoruz. Orası ha buradan ben Bursa'ya gidiyorum, ha Kosova'ya gidiyorum. Evladı Fatihan onun için diyorum ben. Evelallah. Peki Orhan Bey, eski Mahmut Paşa, eski işler, bugünün Mahmut Paşası, bugünün işleri. Evet. Eski Mahmut Paşa
Tabii, hem sosyal hayat hem ekonomik hepsini içere. Tabii içeren şöyle söyleyeyim ben size. 1983'ler. Yani bundan artık 30 sene öncesi. İşlerin çok yoğun olduğu zamanlar. O zaman Mahmutpaşa bir taneydi. Bir çarşı vardı. Şimdi artık her taraf bir Mahmutpaşa oldu. Her semt bir çarşı oldu. Tabii bunun işlere etkisi oluyor. AVM'ler çok var. Bunların etkisi oluyor ama yine de burası bir nostalji. Turistlerin gelip ilk burayı test ettiği, geldiği, gezdiği yer Mahmutpaşa. Bu kapalı çarşı, Mısır çarşısı olduğu müddetçe buranın cazibesi her zaman olacak. Buranın bir bereketi. Tetikliyor değil mi? Mısır çarşısı ve kapalı çarşı. Evet. Buranın müşterisini tetikliyor, arttırıyor. Çok tetikliyor. Yani önemli bir faktör. Çünkü tarihi. Buraya insanlar gezmek için, bir tarihi bir yeri de görmek için. Araplar özellikle, bizim çok Arap müşterimiz var burada. Yani çok memnunlar. Bize anlatıyorlar kapalı çarşının cazibedarlığını, Mısır çarşısını, Mahmut Paşa'nın bu açık pazar çarşı, bu pazarlık olayı çok cezbediyor onlara. Ondan sonra memnun oluyorlar. Geliyorlar, şu kadar olur, bu kadar olur. Üç aşağı beş yukarı bakmıyoruz. Kiminden az, kiminden çok. Allah bereket versin. Ondan dolayı onlar da memnun. Biz de memnunuz. Bir sıkıntı yok. İşlerimiz de iyi yani. Peki Avrupa'nın özellikle Türkiye aleyhinde son zamanlarda, hele hele 15 Temmuz'dan sonra yalanlarının ortaya çıkması, teröristlerin arkasında durmasıyla bizim aleyhimizde yayınlar, davranışlar, kanunlar, aklınıza gelebilecek her türlü uygulamalar. Avrupa'dan gelen turist sayısının olumsuz etkiledi mi? Etkiledi, şöyle etkiledi. Avrupa'da özellikle Almanya, İsviçre, bu batı bloğu olan ülkelerden turist neredeyse sıfır diyebilirim. Ama bize çok da zararı yok. Kimse büyütmesin diyorum. Bize çok faydaları da yok. Bak açık ve net söylüyorum. Ben 35 senelik esnaf olarak bunu söylüyorum. Ya hiçbir şey bilmiyorum ya da bu doğrudur. Ya da şimdi şöyle, kapalı çarşıda bir esnaf abimizden sohbet yapmıştık. O da dedi ki zaten dedi bu bölgeye Avrupalının dedi zengini gelmiyordu dedi. Gelmiyor. Onlar dedi Bodrum, o taraflarda, Marmaris'te bu tarafa gelen orta derece veya daha düşük kapasitede olanlardı. Onun da bizim ekonomiye bir katkısı yoktu. Doğru mu? Yok. Ya bizim kültürümüzle zaten onların kültürü uymuyor. Yani kıyafet olsun, şey olsun. Ondan sonra ne bileyim yani tabiri caizse bir farklı bir cimri politikaları da var yani. Bizim mesela Araplarla Müslüman ülkelerden gelen müşterilerimiz, onların örf ve adetlerinde bu hediyeleşme olayları aynı bizlerdeki gibi. Gelirler buraya, çok cömert alışveriş yaparlar. Güzel döviz bırakırlar. Yani aslında bu, ben devlet büyüklerime, benim ricam olur buradan bir esnaf olarak. Arap ülkeleriyle vize, mize ne varsa kaldırılsın. Yani biz bu ülkeye Araplardan gelen döviz kadar ben inanmıyorum hiçbirinin bir yerden gelmesine. Yani biz çünkü biz bunu yaşıyoruz burada. Yani biz burada ya Araplardan, burada kime sorarsanız sorun, hangi esnafa, bunlardan yediğimiz ekmeği hiç kimseden yemiyoruz. Yani bizim kendi yerli halkımızdan dahi daha bereket var burada. Yani şöyle, yanlış olmasın da şeyde, yoğun ilgi var. Onlardan buraya çok yoğun ilgi var. Peki Arapların bu yoğun ilgisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya hükümetin etkisi var mı acaba sizce? Var, kesinlikle var. Çünkü çok olumlular, çok İslam ülkeleri zaten, gelen turistler de bize söylüyor. Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı çok övüyorlar, çok seviyorlar. Yani o kadar, ben çok muhabbet ettiğim insanlar oluyor. Gözleri yaş akan burada ben çok turist gördüm. Yani çünkü Tayyip Erdoğan'ın şu anda bariz bir şekilde, yani İslam ülkelerinin içinde bir lider konumunda oturmuş bir durumda. Herkes seviyor, herkes takdir ediyor. Çünkü bütün yetim, yani şu anda durumda olan Suriye, Irak, Filistin, bir sahip çıkan Cumhurbaşkanımız yok ki. Nasıl sevilmesin böyle bir insan? Peki. Şöyle bir soru soracağım madem öyle. Şimdi Filistin davası, Kudüs, Filistin demeyeyim daha doğrusu, artık bu Filistin davasını açtı. Evet. İlk kıblegahımız olan Kudüs. Evet. De yaşananlar, Siyonistlerin orada yaşattıkları, İslam ülkeleri ve bizim kendi Türklerin oraya bakışları sizce yeterli mi? Destek noktalarında veya Kudüs'e sahip çıkmaları? Kesinlikle yeterli değil. Yeterli değil. Çok daha çaba sarf etmemiz lazım. Oraya hatta böyle turlar düzenlenip
çok sık gidilip gelinmesi lazım. Kesinlikle oraya yani bizim bir ikinci adresimiz olması lazım. Müslümanlar için çok önemli bir yer. Yani oraya sahip çıkamıyoruz yeterince. Ben buna inanıyorum yani. Anladım. Sahip çıksak yani o kadar zulüm orada olmaz. İnanmıyorum yani. Peki özellikle eşarp satıyorsunuz. Evet. Turistler eşarbı. Şimdi biz kapatmak için alacağız, alıyoruz ama bir büyük liderimizin, müteferrikimizin söylediği gibi maalesef türban çıktı, başörtüsünü kaybettik. Açık ve net söyleyeyim, şimdiki zamane eşarp alımları süs için mi, gerçekten kapanmak için mi? Bunu fark edebiliyor musunuz, hissediyor musunuz? Ya şimdi buraya bize eşarp almak için gelen kimse süs için gelmiyor. Yani takmak için geliyor fakat kapanma olayı tamamen bir şuurlanmayla alakalı. Onu dile getirmek için. Evet. Evet, şuurlanmayla alakalı. Yani derler ya takva olayı. Yani kim, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi vardır. Hani insanın üstünü takvada üstün olan. Sadece evet. Takvada üstün olan. O vecizeyle yani insanlar artık ona örnek alıyor. Kimi bacılarımız var gerçekten Allah razı olsun. Her şeyiyle dört dörtlük. Renk seçimine kadar abartılı olmasın, fazla canlı olmasın, şey olmasın. Bazı ablalarımız canlı renkleri seviyor, şeyleri seviyor. Onlardan da Allah razı olsun. Ne mutlu. Bugün yani inanın kırmızı taksın helal olsun. Onu takmak bir cihat, bir cihattır yani. Şu güneşin altında o türbanı takmak demek ben bilmiyorum yani gerçekten büyük bir şeydir. Takdir etmek, ben takdir ediyorum şahsen yani. Onu gelsin bir erkek, erkeklere kolaydır yani bunu konuşmak. Bir gün tak, şu güneşin altında bir gez. Ben bundan bile O yüzden ben takdir ediyorum. Renkli giyinsinler fark etmez ama tabii yani yeter ki bilinçli taksınlar. Bilinçli taksınlar. Bilinçli taksınlar. Biraz daha dikkat etsinler. Bizim çünkü hani böyle bir Arap ülkelerinde böyle bir deyim varmış. Bir gelin alındığı zaman işte Osmanlı gelini gibi. Osmanlı gelini gibi giyinin. Yani bizim öyle bir namımız var. O Osmanlı'ya yakışalım. Bacılarımız böyle yakışsın. İnşallah. Heh. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Herkes keşke bunu hissedebilse. İnşallah. Değerli dostlar biz tekrar sokağa çıkıyoruz. Mahmutpaşa'yı gezmeye devam ediyoruz. Değerli dostlar şu anda gene Mahmutpaşa'dayız. Yanımızda bir değerli abimiz var. İşin enteresanı bizim eniştemiz. Evet. Ama Rize eniştesi fakat bana çok ağır bir laf söyledi. Kaldırılacak gibi değil. Bunu bir söyler misin üstadım? Vallahi genelde benim eşim Rizeli ama Rize erkekleri genelde kılıbık oluyor. Bunu sen değil misin? Ben değilim. Ben kabul etmiyorum kılıbıklığı. Yenge duyuyorsun. Burada bayağı hava attı. Ben hemşerin olarak sana havale ediyorum. Peki, sizi bir tanıyalım üstadım. Evet, ben yaklaşık 40 senedir buradayım. İsim Selim Talasoğlu. 40 senem Mahmutpaşa'da geçti. Ayakkabı, çanta satışıyla iştigal ediyoruz. Bildiğiniz gibi işte eski çarşımız yok. Yani kalabalık var fakat alışveriş yapacak insan yok. Peki şöyle, özellikle son günlerde Avrupa Birliği'nin veya Almanya'nın son yıllarda evet. Ülkemiz aleyhinde yayınları, davranışları, kanunları aklınıza ne gelirse bunların Türkiye'ye gelen yabancı turist, özellikle Avrupalı turisti olumsuz etkisi oldu mu? Tabii ki bu son bombalama olaylarından sonra falan Avrupalı turist Türkiye'ye artık gelmiyorlar. Çünkü zaten propaganda var işte Türkiye'ye gitmeyin, savaş var, bunlar hep siyasi şeyler. Ülkemizin iyi olmasını isteyen pek komşu ülkelerimiz yok. Bu malum olan bir şey. Artık Arap ülkelerinden gelen turistler çarşımızı onlar beslemekte şu an. Onun dışında onların alışverişi nasıl peki? Vallahi Arapların alışverişleri yani ülkelerinde fazla bir şey olmadığı için oldukça alışveriş yapıyorlar burada. Ceplerinde paraları var. En azından petrolleri var. Alım gücü bizden fazla. Ekonomik işleri. Peki Mahmutpaşa olarak her sene özellikle Mahmutpaşa'yı canlandıran 2-3 dönem vardır. Birincisi işte evlilik sezonu, okul sezonu. Bunların olumlu bir etkileri oluyor mu sizlere?
Yani eskisi gibi. Yazları biraz daha kıpırdama var haliyle. Çünkü yaz ayları dediğiniz gibi evlilik, nişan ayları biraz daha kımıldama var. Bir de şimdi işte okul mevsimi başlayacak. Aileler çocuklarına işte okul kıyafeti, çanta gibi ihtiyaçları almak için buralara gelecekler. Ama dediğimiz gibi eski işlerimiz yok. Bir de unutmadan söyleyelim, her yer alışveriş, her yer Mahmutpaşa oldu. Her yerde AVM'ler var. İnsanlar artık yakın olan yerlerden alışveriş etmeyi tercih ediyorlar. Olay bu yani. Kesinlikle. Peki ben şunu söyleyeceğim. Mahmutpaşa'nın ürünler sizde görüyoruz. Fiyat ve kalite bakımından Mahmutpaşa'nın ayrıcalığı, artısı nedir? Mahmutpaşa'nın güzel tarafı etiket olan fiyatlardan satış yoktur. Müşteri burada alışmıştır çünkü pazarlık etmeye ve kafasındaki rakama malı almaya uğraşır. Bizler de düşük karlarla bunu veririz. Yani gayemiz müşteriyi kaçırmamak, sürümden kazanmak. Buranın politikası budur yıllardan beri. İşte Mahmutpaşa'dan gidelim alalım. Daha çok çeşit var burada. Kalite olarak hep aynıdır. Diğer muhitlerdeki alışverişler daha pahalıdır. Çünkü kiralar, eleman giderleri malı fazla fiyata satmaya esnafı mecbur eder. Peki şöyle bir soru daha soracağım size. Belki de son sorum olacak ama Mahmutpaşa Türkiye'nin bir mozaiği. Yani her ilden, her hatta gayrimüslim dediğimiz Rum, Musevi, Ermeni kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız da var. İyiydi. Artık kalmadı. Esnaflar kalmadı. Çünkü çoğu artık ticareti bıraktılar veya yurt dışına yerleştiler. Artık gayrimüslim esnaf burada kalmadı. Bitti. Hiç mi? Yok mu? Yok mu? Birkaç kişi var. Yani bir elin parmakları kadar anca. Peki. Eski mozaik yok. Eski mozaikteki o dostlarınızdan buradaki alışverişiniz, birlikteliğiniz nasıldı? Komşuluğumuz vardı. Onun dışında başka bir şey yoktu. Sohbet ederdik, komşuluk yapardık. Başka bir şey yok yani. Ticari alışverişimiz yoktu. Herkes kendi dükkanını açar, kapatır. Yani hosseda. Başka hiçbir şey yok onun dışında. Öncelik ama burada şu anda peki kalan bizim kendi insanımızdan Türkiye'nin öncelik ekmek ve Türkiye mi? Yoksa siyaset buraya girdi mi? Ya bizim siyasette işimiz olmaz. Bizim için doğulusu da batılısı da Ege'lisi birdir. Biz ülkemizi seven her vatandaşa hizmet ediyoruz. Son bir soru. Milletimize, memleketimize ve hükümetimize söyleyeceğiniz, önereceğiniz ve yapılmasını bekledikleriniz. Vallahi üretim. Üretim olmadan tüketim olmaz. Devlet kazanırsa vatandaşına verir. Onun için de vatandaşlara biraz da vergiyi verecekler devlete ki devletten bir şeyler isteyelim. Yoksa devlet ne yapsın? Yani hangi parti gelirse iktidara gelsin, önce gelir gider, ticarette gelir gider. Almadan vermek Allah'a mahsus. Onun için devlet kazanacak, devlet kazanırsa vatandaş kazanacak ve huzur içinde yaşayacağız. Çok teşekkürler, yüreğinize sağlık. Sağ değerli dostlar, sadece şunu söyleyeceğim. Sıcaklığı hissetmek istiyorsanız, nerede olursanız olun, hangi şehirde olursanız olun, gerçek esnafa gidin. Ama gerçek esnafa gidin. İnanın çayınızı da içersiniz, sıcaklığınızı da hissedersiniz. Ve her zaman söylediğim gibi her güzel şeyin bir sonu vardır. İkinci bölümümüzü de bitirdik. Yarın üçüncü bölüm çekimlerine başlayacağız. Sizlerden bir tek ricam var. Nerede yaşarsanız yaşayın, nasıl olursa olsun ama bu milletin evladı olduğunuzu, bu güzel vatanın bir ferdi olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Ve unutmamanız istediğim bir tek şey daha var. Her ne zaman olursa olsun sizin için can veren, sizin için yaralanan gazilerimize dualarınızı, şehitlerimize de fatihalarınızı unutmayın. Çünkü onlar varsa onların sayesinde siz rahatça dolaşıyorsunuz. Üçüncü bölümde yarın görüşmek üzere.